65 yaşındaki sürücü otobanda seyir halindeydi. Çok sıkıştı ve yakınlarda bir dinlenme tesisi de bulamayınca ihtiyacını yol kenarında giderdi ama bedeli ağır oldu. EDS kameralarının görüş açısını da yapınca küçük hacetini tam 1002 lira ceza yazıldı plakasına. Ben böyle bir ceza görmedim ki. Ben 50 senedir araba kullanıyorum ya. 50 senelik sürücü ama böyle bir ceza görmedi. Biz emekli adamız ya, biz o kadar parayı nasıl ödeyeceğiz? Sadece o değil, böyle bir ceza da ilk kez görüldü. Bir su dökülmek 1002 liraya geldi bana. İstanbul'da esnaflık yapan 65 yaşındaki Hacı Emanet, memleketi Adapazarı'ndan İstanbul'a dönüyordu. Yolda sıkıştı ve dinlenme tesisine kadar da tutamadı. Bayağı sıkışmışsınız yani. Dinlenme tesisini falan da görmedim. Ve aracını emniyet şeridine çekip ihtiyacını giderdi. Adapazarı'ndan İstanbul istikametine gelirken ufak su dökülmedim. Arıza şeridine girdim, dörtleri yaktım. Döndüm yola. Ormanlık alana mı çıktın? Ya bir çamlar var böyle, çam içinde böyle güzel. Çam içinde kimse de görmedi ya. Ne yapayım yani şimdi? Kimse görmedi ama arabayı görmüşler. Arabayı görmüşler ama çekmişler. Ama emniyet şeridindeki aracı EDS kameraları görüntülemişti. 65 yaşındaki sürücüyü İstanbul'da bir sürpriz bekliyordu. Hacı Emanet bu aracıyla Adapazarı'ndan İstanbul'a doğru yola çıktı. Yolda çok sıkışmıştı. Tuvalet ihtiyacını karşılaması gerekiyordu ama dinlenme tesisine rastlamadı. Ve aracını emniyet şeridine çekti, ihtiyacını karşılamaya gitti. Bu sırada aracın plakasına ceza yazıldığının farkında değildi. 1002 lira cezayı tam 4 gün sonra öğrendi. Yasak olan noktada durakladığı için plakasına 1002 lira ceza kesildi. Kapıyı kapattım, ben dörtlerimi yaktım. Gittim ufak bir su dökünüyüm dedim. O arada da beni çekmiş, bana 4 gün sonra 1002 lira ceza geldi. Uzun süre mi kaldınız orada? Yok ya, bir 2 dakika ya 3 dakika, fazla değil yani. Sıkışmanız ve tuvalet ihtiyacınızı karşılamanız 1002 liraya geldi. 1 liraya 2 liraya yapacağınız işi 1002 liraya. Evet, aynen doğru diyorsunuz. Ceza aracın fotoğrafıyla birlikte adresine gönderildi. Arkasında cezayla beraber fotoğraf da geldi. Sizin görüntünüz gelseydi ne olurdu? Mobeseler sizi çekseydi. Bizi çekerdi o zaman tabii yani. O zaman bilmiyorum ne olacaktı yani. Suçüstü yakalanırdım. Aynen öyle olurdu. Hacı Emanet şimdi cezaya itiraz etmeye hazırlanıyor. Dilekçe yazarım yani.